Bu videoyu ilk yayınladıktan sonra benimle irtibata geçen bayağı bir arkadaş olmuştu. Birkaç tanesi ciddiydi ve bunlardan biri Avusturya'daki Mehmet Emin arkadaşımızdı. Geçenlerde arabası yola çıktı. Nasip olursa 15 Nisan gibi eline ulaşacak. Geminin tarihi o şekilde. 98 model, şu aşağıda gördüğünüz, şuralara resimlerini koyayım. 98 model Nissan Skyline aldı. Efendim selamünaleyküm. Bu videoyu daha önce yayınladığımızda Avusturya'dan bir teyzemiz izliyor videoyu. Oğluna diyor ki oğlum bak sana gel bir şeyler göstereceğim. Oğul da bakıyor sisteme. Sistem kafasına yatıyor. Benle irtibata geçiyor. Adı Mehmet Emin Kuşan. Linz, Avusturya'da oturuyor. Biz bu arkadaşla 1-2 haftalık konuşmadan sonra arkadaş kendi arabasını satmaya karar veriyor. Altında da Nissan Fairlady'si var. 350'si. Sonra onu satıyor. Buradan bir tane Skyline R34 sipariş ediyor. Sonra biz onu Şubat başı gibi gönderiyoruz. Nisan'ın 15'inde Almanya'daki limana ulaşıyor. Avusturya'dan da 900 kilometre gidip arabasını alıyor 2-3 gün önce. Sonra geri gelirken de birkaç video çekiyor. Eve gelince de 1-2 video çekiyor. Şimdi önce onları sizlerle paylaşayım. Ondan sonra Japonya'daki ikinci el satış sistemini, aynı zamanda yurt dışına satılan arabaların sistemini şöyle bir beraber bakalım. Selamünaleyküm Faruk abi. Canavarı bugün aldım. Şimdi eve gidiyoruz. Daha pek inceleyemedim ama gerçekten fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel. Çok teşekkür ediyorum Ali abiye de. İlerleyen günlerde daha inşallah videosunu atacağım. Şimdi bir eve gidiyoruz. Daha bir 500-600 kilometre yolumuz var. Hayırlısı da inşallah. Görüşürüz. Selamünaleyküm Faruk abi. Ben Mehmet Emin Kuşan. Ben de Muhammed Kuşan. Şu görünen de sayende aldığımız, çok şükür ulaşan Skyline. Japonik i̇lk... videoların faydası diyelim. İlk seyrettiğimizde dedim acaba bu iş olur mu? Gerçekten gelir mi? Nasıl? Çok yabancıydık. Buradan hani eğer Faruk abi videoyu paylaşırsan şunu belirtelim. Biz Faruk abi tanımıyorduk. Sadece videoları sayesinde hani Avusturya'da yaşıyoruz, Almanya sınırına yakın. Hani hiç dedik olur mu acaba? Ben Faruk abiyle irtibata geçtim. Ondan sonra zaten gördüğünüz gibi maşallah canavar elimde. Aynen. Hikaye nasıl başladı diye sorarsanız ilk başta Faruk abimizin Japonya'da araba alım satım yani açık arttırma sistemini anlatan videoyu koyduktan sonra biz Faruk abimize ulaştık. Dedik bu sistem nasıl oluyor? Hani bize biraz anlat. O da sağ olsun bizi hiç kırmadı, anlattı tamamen. Biz arabamızı seçtik, aldık. Yani ve araba beklediğimizden de daha güzel bir şekilde geldi. Ya zaten kağıtta yazılan ne varsa, hani orasında çizik var, burasında şu aynen var. Tamamen aynı şekilde. Hani arabada hiçbir fazlalıktan bir hasar veya bir çizik yok. Her ince detay belirtilmiş. Evet, zaten ben içi biraz kirli. Hani öyle... Zaten kağıtta da belirtilmişti. Aynen. Lekeler var diye falan. Hani ona göre de zaten fiyat değişiyor. Dediğim gibi hani mesela şu an görebilecek miyiz bilmiyorum. Şurada bir ufak lekemiz var yani. Aynen. Pas lekesi bunlar, diyelim buna. Yani bunlar falan en ufak detayına kadar belirtilmiş. Zaten yani. Faruk abinin videosunu seyrettikten sonra orada da anlatıyor. Yani neyse o. Arabayı kaçak çıkarttık. Daha geçiremedik. Hani ben zaten böyle daha önceden 350Z, S2000 bindik. Japon merakı her zaman vardı bizde. Evet. Bu da burada olmadığı için aynen bu yola başvurduk. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz arabayı
Yani biz fiyatları biraz öğrendikten sonra buradaki şirketlere sorduk. Yani Japonya'dan direkt araç ithal eden şirketlere sorduk. Bu şirketler bize yani yüksek fiyat çektiler diyeyim. Yani böyle bir araç için bize bayağı bir yüksek rakamlarda fiyat verdiler. Biz de dedik o zaman hani kesinlikle yani binmek için de satmak için de çok karlı bir olay. Araç geldi sıkıntısız, yani motorunda bir gram yağ yok. Motorda dediğim gibi hiçbir sıkıntısı yok çok şükür. Yağ suyu tamam. Arabayı kullandık yani iki gündür de kullanıyoruz ve kaçak. Normalde kullanmıyoruz arabayı yok yani. Yok canım hayır alakası yok. Yani şimdi biraz bir tevazi olmaya gerek yok burada biraz hani. Yok Faruk abi basmıyorum abi sakin kullanıyorum. Yok canım hiç basmaz. Yok yani maşallah hani hiçbir yerden bir tık mık yapmıyor. Tamamen arabayı kullanıyoruz. Bayağı da ilgi çekiyor. Çünkü yok burada. Yani hiç yok burada. Yani ilk defa galiba burada bir R34'ü yolda gördük yani. Hani yolda giden. Çok şükür. Şu anda birkaç işlemi var. Buraya geçirme işlemi. İşte gümrük ödüyorsunuz arkadaşlar bu araba geldiği anda. Avrupa'ya giriş gümrüğü ödeniyor. Evet. Gümrük ödeniyor. Sonra vergi ödeniyor. Ödeniyor. İşte o arabanın hep fiyatına bağlı. Sonra burada Avusturya'nın kuralları başka, Almanya'nın kuralları başka. Sonra burada araba muayeneye giriyor. Muayenede birkaç değişiklik yapmanız gerekiyor. İşte Avusturya'da ek ücret var, bir daha var. Hani Almanya'dan gelen araçlar için Nova deniliyor. O da ödeniyor. Yani burada yaklaşık, hani tam bitirmedim ama yaklaşık bir kaç Muhammed? 4.500 euro. Hani aynen. Arabanın fiyatına bağlı dediğim gibi bir masrafı daha var. Ek ama buna ya. Hani 4.500 belki yüksek bir meblağ olarak görünebilir ama yine de burada almaya kalksan zaten dediğim gibi birincisi bu araba yok. Aynen. İkincisi olanları dökük bir şekilde hani ben böyle temizine daha rastlamadım. Şimdi şu an gece olduğu için pek belli olmuyor belki ama hani fotoğraflar var birkaç tane gönderirim ve hani o kadar da temiz değil araba şu an. Yani ne desem az. Çok teşekkür ediyorum. Eğer benim gibi yaparsanız hata yapmazsınız. Yani pişman olmaz. Pişman olmazsınız. Şimdi evet. Şunu da belirtmek lazım. Avrupa'da genellikle yani bu araç ithal işlerini yapan şirketler arabaları İngiltere'den getiriyor. Daha kolay çünkü İngiltere hani Avrupa'da olduğu için. Yalnız arkadaşlar biz İngiltere'den gelen araçları da gördük. Yani bu arabanın yanına bile yaklaşamazlar değil mi abi? Hayır. Aynen. Çünkü çok çok dökük oluyor. Aynen. Ve kaportasından tutun. Yani arabalar hani kendini göstermiyor. Hani bunun kadar bir dikkat çekici şeyi yok. Bu sticker'ı da çıkarmadım. Aynen. Aynen geldiği gibi. Faruk abi bu arada bana bayağı bir söyleyecek. Video çekmesini bilmiyorum diye. Aynen, abi kusura bakma anca elimizden daha bu kadar. Daha acemiyiz biz. Kardeşim olur mu ya, gayet güzel çekmişsin, daha nasıl olacak? Bir de şey motor kaputunu açalım. Daha zaten araba stok, orijinal. Burada ışık yok. Neyse. Dediğim gibi çalışması falan saat gibi maşallah. Yani şimdi kısaca da bir gösterebiliriz. Motorda bir gram leke manasında hiçbir şey yok. Hani maşallah var. Saat gibi de çalışıyor duyulduğu gibi. Duyuluyorsa tabii. Evet arkadaşlar, GTR'ların içindeyiz. Şu arkası olduğu gibi GTR bayağı da bir var. Yurt dışındaysanız, şu an Türkiye'de değilseniz ya da Almanya'daysanız, Almanya'dan soranlar vardı. Yani 5 saniyede bir arabaların nasıl satıldığını göreceksiniz. Bu salonlardan biri. Bunun gibi 4 tane daha salon var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi statü yapıyor. Statü şimdi diyor. Kırmızıya geliyoruz. Kırmızıya gelince Urikiri 281'e. Urikiri şimdi satılacaktır. 305.000 satıldı. 305.000'e satıldı arkadaşlar. Yani 5 dakika içinde satıldı yani. Prius hibrit araba 305.000'e satıldı. Yani 3 ile çarpın 9 milyara satıldı arkadaşlar. Sabah şu an saat 5.35. Ben drone'umu ve malzemelerimi aldım. Çekime gidiyorum.
Evet arkadaşlar, merhabalar tekrardan. USS Tokyo'dayız. Chiba'da bulunuyor. Bugün buraya geldik. Arabaları çekeceğiz. Arabaların satış sistemini çekeceğiz. Auction'ı yani. Beraber inşallah içeride izin alabilirsek satıldığı yerden çekeceğiz. Yani 5 saniyede bir arabaların nasıl satıldığını göreceksiniz. Görebildiğiniz yer, alabildiğini araba. Yani şuradan 1 kilometre ileriye kadar her taraf araba. Bunlar şimdi satılık arabalar. Güzel lüks arabalar da var burada. Ama şu koruma alanı görüyorsunuz değil mi? Burada da işte böyle Ferrari'ler var. McLaren var yanında. i8 var. i8. Arkasında Porsche. Önde Ferrari. Yanında Ferrari. En arkada Lambo var bir tane. Gel girelim şöyle. Var da var. Adamlar tabii burayı koruma altına aldılar, almışlar. Bütün lüks arabalar burada. Bu arabaların hepsi şu an yurt dışına çıkmayı bekliyor. Bunlar export olacak buradan. Bugün nasip olursa sizlerle, burada bir arkadaşım var. Kendisi Kırgız ama burada Japon şirketinde çalışıyor. Yurt dışındaysanız, şu an Türkiye'de değilseniz ya da Almanya'daysanız, Almanya'dan soranlar vardı. Feridun abiye selamlar. Almanya'dan soranlar vardı. Avustralya'dan soranlar var. Yeni Zelanda'daki Türklerden soranlar var. Kıbrıs'tan, Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan soran Türkler var arabaları. Şimdi bugün artık onları çekeceğiz. Tokyo'nun en büyük auction'ına geldik arkadaşlar. Auction demek açık artırmayla satılan arabalar. Burada bakacağız işte fiyatları nasıl, Japonya'dan getirsek daha mı uyguna gelir? Arabanın fiyatı dışında başka hangi masrafları var? Onları konuşacağız. Arkadaşım biraz utangaç. Çok yüzünü göstermek istemiyor ama sesini duyacaksınız yani. Öyle çok çıkmak istemedi niyeyse. Ben de zorlamadım tabii. Öyle herkes bizim yırtık değil. Neyse arkadaşlar, görüyorsunuz Bentley'ler var burada güzel güzel. Bentley istemezsiniz herhalde, sanmıyorum. GTR varken. Şurada da bir GTR var. R34 mavi. Arkadaşlar bu pahalı ama ya. Şu arkamda görüyorsunuz ya. 99 model. 27 bin kilometrede daha hiç yol yapmamış ya. 27 bin kilometrede araba mı kaldı? Buna iyi istiyorlar ya. Bu biraz limited edition. BNR34 bu. Yani sizin R34 dediniz kısaca. Aslında BNR onun kodu. BNR34. Bu araba 90 bin dolardan şeye başlıyor arkadaşlar. Auction'a başlıyor. Özellikle Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da olanlar buradan problemsiz araba alıyorlar. Çünkü trafik ve direksiyon yönü aynı. Değişmiyor. Doğu Afrika'da öyleymiş. Afrika'dan da öyle. Arkadaşlar Japonya'dan araba isterseniz burada arkadaşlar var. Yardımcı olurlar. Ben de kendi arabamı arkadaşlar bu sistemle aldım bu şekilde. Çünkü en ucuz böyle oluyordu. Yani normal 700 bin yendi benim araba. Buradan muayenesiz tabii. Bunların çoğu, bakın, plakası olmayan araçlar demek. Burada Japonya'da muayenesi bitmiş araçlar demek. Plakası olanlar hala muayenesi olan araçlar demek. Benimkinin muayenesi bitmişti. Plakasızdı yani. Tam böyle yurt dışına çıkacakken aldım Nissan Fuga'yı. O yüzden bayağı ucuza geldi. Yani ben sadece arabaya 171 bin yen verdim. Galeride aynı arabanın muayenelisi 700 bin yenken ben 171 bin yeni aldım. Sonra muayene ıvır zıvır yaptırınca 313 bine geldi benimki. Bakın burada bir tane Hachiroku var. Hachiroku hayranlarımız var. Toyota Hachiroku desiz. Benim anlatmaya çalıştığım ama anlatamadığım araba bu işte. GTR olmayan Skyline arkadaşlar. Burada önde Infiniti işareti var ya. Infiniti zaten Nissan'ın, gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Skyline. 350 GT. Tamam mı? Nissan Skyline aslında bu araba. Yurt dışında Infiniti diye geçiyor. Fuga'nın yenisi olabilir o. Şöyle göstereyim. Fuga ya bu. Bunlar Avustralya ve Yeni Zelanda'ya zaten direkt gidiyor arkadaşlar buralar, sıkıntısız. Göstereyim.
Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz adamlar, bunlar buradaki export şirketlerinin görevlileri. Gelip arabalara bakıyorlar. Yani bunlar galericiler. Gelip arabalara bakıyorlar. Sonra şirketteki adamlarına diyor ki işte mesela bilmem kaç no'lu arabaya en fazla şu kadar para verilir diyor. Şu şeyi var diyor mesela. Bunlar daha garantici çalışmak için bu şekilde gelip bakıyorlar. Bizim arkadaşın şirketinden de şu an arkadaşlar burada dolanıyorlar onlar etrafta da. Bugün bit yapacağı arabaları ya da işte yurt dışından gelen sipariş. Mesela adam diyor ki bana Skyline 35 gönder. 2012 model olsun mesela. Adamlar gelip burada onları bulup lot numaralarından buluyorlar zaten önce internette. Sonra gelip burada o arabaya bakıyorlar. İşte diyorlar mesela bu Skyline alınabilir, yani güvenilir, şirketin ismine leke gelmesin diye. Çünkü bunlar iyi çalışmak zorunda ki sürekli iş yapabilsin, yani export edebilsin. Öyle kandırmaca, hile, hurda yok arkadaşlar, Japonya'da bulamazsınız. Ben iki arabamı da, şu ana kadar iki araba aldım burada, 3 senede. Birisi Toyota Wish'ti, bir tane de işte Fuga aldım bu en sonkini. Hiçbirinden de pişman değilim. Söylediklerinden daha iyi çıktı. Yani arabayı şeyde kağıdın üzerinde yerin dibine sokmuşlardı. Araba çok harika bir araba çıktı yani performansı hala fabrika verilerindeki gibi 0-100'e 6 saniyede ulaşıyor. 12 yıllık araba. Şimdi arkadaşlar mesela şu Toyota Aqua'ya bakacağız. Şurada lot numarası yazıyor. Arkadaş kendi sisteminde, şimdi telefonunda var. Şimdi bize yazdı hocam şifreyi. 25138 diyor. 25138. Şimdi sistemden nasıl baktıklarını göstereceğim size. Evet, aşağı in. Diyor işte burada Toyota. Sistemden bu şekilde bakıyor. Bakın şuradaki auction sheet, yani şurada görünen var ya, şuradaki auction sheet, şimdi burada. Burada yazılıyor 1500cc, yani engine kapasitesi. Evet. NHP bu şasi number diyelim, VIN kodu 4.5 auction grade. En yüksek yani 5-6'ya gidebilir. S demek. O da zaten 0 gibi. Onlar 0, 0 şey mileage arabalar. Burada Toyota Aqua diyor. 5 kapılı değil mi? 5 doors. Ve grade'i de L grade diyor. Hı hı. İşte burada mileage yazılıyor. 37.280 kilometre. 37.000 kilometre de bu araba. Evet. Kaç yılı? Yıl 24 demek. Şimdi 24 biz 20, demiş Japonya, Japonya'da 28'deyiz biz şu an. 2012. 2012. Evet. Evet, mesela şurada mesela ben gördüm. Şurada resmin yanında A1 yazıyor. Birkaç tane buradaki A1'ler küçük var. Buradaki küçük A1 çizikler. O küçük çizikler sayılır. Mesela arabanın sol tarafında iki tane çizik varmış. A1. Evet. Şu araba arkadaşlar. Şu araba gördünüz. Bu araba aslında. Şimdi gidip o çizikleri bulmaya çalışalım. Bana tam tarif et hocam. Nerede o çizikler? Bakalım neredeymiş hakikaten. Nerede var? Kapıda mı var? Sol taraf. Sol taraftayız. Tamam ön zaten. Kapı arttırdı. Şey arttırdı kapı. Ön kapının neresinde varmış? Bulmaya çalışıyoruz. Evet, ön kapıda arkadaşlar çizgi o değil. Çizgi o değil ya. Arkadaşlar zaten A1 demek. 1 demek gözde zor görürsün demek, tamam mı? 1 zor. Bunlar makineden geçiyor değil mi? Bunlar şeyde çizgi sistemi tarayıcı falan. Evet. Bunlar makineden falan da geçiyor arkadaşlar. Bunları bir yerin içine koyuyorlar bunları. Makineden geçiyor. Bu çizgilerini okuyor. Sizin gözle göremediğiniz mesela bakın. Burada diyor diye arkada çizgi var diye. Göstereyim. Şurada sanırım. Nerede o çizgi? Şurada. Heh. Şurada çok küçük bir çizgi var. Şöyle göstereyim. Heh. Yani pastacılarla sizin kaç saniyenizi alır bunu götürmek? Yani bu kadar bir çizgi. Şimdi bunu bile yazıyorlar. Düşün yani. Bu auction sheet'te var. Mesela diyelim yurt dışında yaşıyorsunuz. Buradan araba isteyeceğiniz diyelim. Bu arkadaşlar size auction sheet'leri gönderecek bu şekilde. Siz oradan atıyorum. Arabaya bakıp karar verirsiniz. Yani bir örnek gösterelim dedik de burada. Bu yani arkadaşlar çizik dedi işte A2 olursa bu mesela gözle zor fark edilebilen bir çizik. Şu an iyice çizdim yani elimle şey yaptım orayı fark ediliyor da. Bu zor görülen bir çizik. Ama A2 falan olursa gözle görülen bir çizik oluyor. A3 olursa rahatsız eden çizik demek ki onu da artık düzeltebilirsiniz. Ama A3 olan arabalar yani A3 ya da U3. U dent demek yani U ne? Dent ne ya? Çökük. İçine girik hafiften. Mesela taş gelmiştir. Çizik değil ama çok küçük bir dent var yani içine girmiş. U1, U2, U3 diye onları da derecelendiriyorlar. Siz ona göre karar veriyorsunuz işte alayım mı almayayım mı. Ama bu 3 olanlar yani A3 ya da U3 içinde olan arabalar bayağı bir uygun oluyor. Çok orijinaldir mesela. Küçücük bir denti vardır. Niye almayasınız? Yani ben öyle yaptım mesela.
piyasanın çok 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 altına aldım Fuga'yı. En önemlisi de mileage arkadaşlar burada. Şey yani arabanın gittiği kilometre. Kaç kilometrede araba? 70 binden sonra dehşet düşüyor arabanın fiyatları. Yani 70 binden sonra her 10 binde bir acayip düşmeler oluyor. Benimki 113 bindeydi zaten aldığımda. Japonlar diyor bu arabaya daha binilmez yani bunun ömrü bitti diyor. Yani bizim Japon arabalarına güvendiğimiz kadar Japonlar kendi arabalarına güvenmiyorlar. Onu da söyleyeyim. Biz hani mesela diyoruz ya Toyota 500 bin yapar diye yapar. Ben diyorum yapar diye. Adam diyor ki yapmaz. İnanmıyor. Şimdi arkadaşlar arabayı alırken de 3 şeye dikkat edeceksiniz tamam mı? Bakmışsınızdır mesela export sitelerine bu işle ilgilenmişseniz Japonya'da. Farklı farklı şeyler var. FOB yazar. CNF yazar tamam mı? Bunlar ne şimdi onları açıklayalım. Şimdi diyelim ki yurt dışında yaşıyorsunuz buradan araba alacaksınız da masrafınız ne? Yani araba görüyorsunuz aa araba atıyorum 4000 dolarmış ya çok uygun. E şimdi 4000 dolara mı gelecek size? 4000 dolara gelmez tabii. Gelir mi 4000 dolara? Şöyle şimdi neleri var? 3 farklı şey var. Birincisi arkadaşlar arabanın price'ı yani auction price. Buradaki şeyi arabanın fiyatı yani. Şuradan satın alınan fiyat. Bir de bunun Japonya içi kostları var. Şimdi burada her gördüğünüz araba sizce yan mahalleden mi geldi? Tabii ki hayır. Bunların işte atıyorum Osaka'dan geldi, atıyorum Hokkaido'dan geldi ya da Tokyo'dan geldi. Bunların Japonya içi transportation ve taxlarının bir toplam price'ı var. Bu araba price'ı artı bu taxlara ve Japonya için masraflarına FOB deniyor. O internet sitelerinde görürsünüz. O internet sitelerinden de alabilirsiniz ama çoğu Pakistanlı, Hindistanlı kişiler tarafından çalıştırılıyor. Üçüncü olarak da ocean freight var arkadaşlar. Ocean freight ne demek? Ocean freight buradan, ocean işte okyanus ya, transportation yani buradan sizin ülkenize, portunuza o şeyin kaça geleceği. Yani arabanın masrafının kaça geleceği. Şimdi burada metreküp olarak hesaplanıyor arkadaşlar arabalar. Küçük araba alırsanız tabii ki daha ucuz tutacak. Gemideki kapladığı alana göre hesaplanıyor. Metreküp olarak hesaplanıyor. Burada işte az önce dediğim ben biliyorum onlarla da itibata geçmiştim. Yani Pakistanlı, Hindistanlı, Bangladeşli satıcılar çok. Bu Ocean Freight'te metreküp başına çok fazla fiyat koyuyorlar. Tamam mı? Fazla fiyat koyunca da ne oluyor adam? Cebe daha çok para girmiş oluyor. Artık. Yani bu, benim burada işte kendi arabamı aldığım arkadaşlar. Bu arkadaşın şirketi. Bunlar Japonlar arkadaşlar. Japonlar ama birkaç tane şey var, elemanları var böyle. Mesela benim bu arkadaş 7 tane dil biliyor, Türkçe dahil. Türkçe biliyor musun? Az fazla biliyoruz diye. Kore'de üniversite okumuş, Korece'yi biliyor çok güzel. Zaten Kırgız, Kırgız dillerini, yani Kırgız, Orta Asya dillerini falan biliyor. Biraz Moğolca biliyor, biraz Kazakça, Kırgızca, Japonca çok iyi, İngilizce çok iyi. Korece de zaten üniversiteyi Kore'de okumuş, Korecesi de var iyi. Böyle birkaç yüz dil biliyor. O yüzden tabii böyle adam yani böyle biriyseniz why not yani istediğiniz yerde çalışırsınız arkadaşlar. Gelin başvuru yapın. Gülme oradan. İleride yurt dışına çıkacaksınızdır. Çıkmak istiyorsunuzdur. Belki Japonya'ya gelmek istiyorsunuzdur. Bu tarz yerlerden araba alabilirsiniz. Gidecek ülkenin kuralları önemli arkadaşlar. Japonya'nın kuralları değil. Japonya zaten sürekli araba çıkartıyor buradan. Bakın şu gördüğünüz, etrafımdaki gördüğünüz bütün arabalar Alman arabaları. Japonya'da da çok yaygın var. Yani Japonya'nın dünyaca markası var. Toyota, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Honda. Ama Alman arabaları da yaygın burada. Hem de soldan direksiyonları da var bayağı bir. Şu an kameraya bakamıyorum. Tam güneşin oraya koy. Aşağı indireyim o zaman. Neyse arkadaşlar olay böyle. Şimdi size içeriden şeyi göstereceğiz. Auction nasıl oluyormuş? Nasıl çalışıyormuş sistem? Onları göstereceğiz arkadaşlar size. Şimdi 9'da başlayacak auction. Teker teker lakır lakır satılıyor. Şimdi arkadaşlar bir üst kata çıktık. Burada büyük alışveriş merkezi gibi düşünün. Değil tabii ki. Arabalar satılıyor. Ama bakın şuralarda hep arabaların satış ekranları görünüyor vesaire. Burada şimdi şu karşı taraflarda 1, 2, 3 tane salon var. Bir tane de salon burada var. Şimdi biz bir tane salonun içine girip bir bakacağız arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda ekranlar var. Şu aşağıya görebiliyor musunuz? Bir sürü insan var. Önlerinde bilgisayar var. Burada karşıda gördüğünüz arabalar. Sağda solda ve dakikalar var. Görün. Dakikalar çok önemli. Arabanın auction'a çıkacağı dakika ne zaman belli oluyor? Auction'a dakikası sabah. Sabah. USS Tokyo'da her lot number'ın saat kaçta kaçıncı dakikada oynayacağı saat şey, çıkacağı.
Evet, saat yok, saat 8, sabah 8 gibi. Arkadaşlar şey duyduğunuz gibi saat 8'de, bu sabah saat 8'de hangi arabanın bugün saat kaçta, mesela 9.27 atıyorum da çıkacağı belli. Tamam mı? O arabanın, o arabayı almak isteyen kişinin yaklaşık 15 saniyesi falan var herhalde. 15 saniyede şey araba satılıyor. 15 saniyede araba 15 satılıyor. Şimdi gitmeden onları yakından bir takip edeceğiz. Bir arabanın birisine fokuslanıp takip edeceğiz arkadaşlar. Kaç saniye sürüyormuş bir bakacağız. Şimdi sesi duyuyorsunuz. A startı, B startı, C startı diyor. Mesela G'deki araba başladı diyor. Onun için şey verecek işte, fiyat verecek. Şimdi burada sisteme bakalım arkadaşlar. Biz arkadaş şimdi gösterecek burada sistemi. USA sisteminin paneli A, B lane var. C, D, E, F, G, H, I, J. Yani USA Tokyo'da çok araba çıktığı için çok kaç J kadar şey lane var. En büyük şey burası mı? Evet, USA Tokyo. Evet. En büyük option burası arkadaşlar. Yani. Şöyle bir gösterelim aşağıda. Bu salonlardan biri. Bunun gibi 4 tane daha salon var arkadaşlar. Yani 10 saniyede bir sürü araba satılmış oluyor aynı anda. Tamam, biz şimdi AB lane'e bakıyoruz. AB lane'e bakalım. Şurada arabaları görüyorsunuz arkadaşlar. AB lane'e bakıyoruz. Lut numarası 23121. Evet. Şimdi start yapmıştır ve fiyatı 980.000 satıldı. 980.000 yani satıldı. Saniye, bakana kadar çıkıyor. Satıldı biz, evet. Araba gitti. Şimdi A start ödüyor. A başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz gidiyor. Gidiyor. 400 bin, 500 bin yen, 600 bin yen, 700 bin yeni buldu. Artık bitiyor. 740 bin satıldı. 740 bin. Satıldı nasıl anlaşılıyor? Birkaç saniye burada, bekleyince burada mi? Burada yazılıyor. Satıldı. Japonca yazıyor. Japonca yazıyor da. Mesela belli bir saniyesi var mı? Mesela yine başladı. Buradaki Prius başladı şimdi. Bakalım. Şimdi statü yapıyor. Statü şimdi diyor. Kırmızıya geliyoruz. Kırmızı gelince Urikiri 280 bine. Urikiri şimdi satılacaktır. 305 bin satıldı. 305 bine satıldı arkadaşlar. Yani 5 dakika içinde satıldı yani. Prius hibrit araba 305 bine satıldı. Yani 3 ile çarpın 9 milyara satıldı arkadaşlar. Siz bunun fiyatlarını daha sonra convert edersiniz. Şimdi Türk parasıyla uğraşmayalım burada ama. Şöyle bir bakın. Mesela bu araba neymiş markası? Toyota Sai. Corolla gibi bir şey. O satıldı. Aşağıya bakana kadar satıldı zaten araba. O da gitti. Görüyorsunuz mesela burada A diyor. Mesela A, karşıda A'yı göstereyim size. Herkes şuradan görüyor onu zaten. A. Görüyor musunuz? Burada sistem bu şekilde. Vallahi şanssızlar. Burada çekim yapmak yasak olabilir büyük ihtimal ama biz öyle çaktırmadan bilgisayarın arkasından şey yapıyoruz size. Çekim yapıyoruz. Yani başka lane'e gidelim. Pahalı arabaların lane'i yok mu? Pahalı arabaların lane'i onlar sonra çıkacaklar yani. Akşam çıkacaklar. Ama iyi ve J'de sanki biraz daha pahalı. İJ. Alman arabaları var gibi geldi bana. IJ. Burası, evet. Bakın burada da Mercedes ve şey var. Mercedes mesela 1 milyon 280 bine satılmış arkadaşlar. Hala devam ediyor. 1 milyon 280 bine başladı. Devam ediyor. Sarı artık sona geliyor demek oluyor sarı. Evet, sarı sona geliyor. Gelecek. Kırmızı artık tehlike. Bitti bitecek. 1 milyon 980 bin satıldı. Ama satılmadı değil mi? Satıldı mı? Satıldı. Satıldı mı? Satılmış. Evet, bu arabanın mesela başlama price'ı var. Başlama price'ı bu şekilde. BMW'nin 3.35 mi diyor? Ne diyor? 3.000. Evet, 335 ay. Cabriolet. 335 ay. Başladı gidiyor. Şimdi 1 milyon yen'e doğru gidiyor. 1 milyon yen demek arkadaşlar 30 milyar demek. Onu da söylüyorum. 2 milyon geçecek bu araba. Geçer mi? Geçer. 2 milyonu geçer diyor arkadaş. Okşuncu olarak öyle bir fiyat koydu arabaya. Şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz bir şeyler.